Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şu an maral falfa bitkilerimizin olduğu arazideyiz yine. Artık buradan size sık sık videolar paylaşacağım. Yaklaşık 10 gün önceki videosunu yayınladığımız arazimiz. Görüyorsunuz şu an arazimiz kapatmış. Bitkilerimiz büyümeye başlamış. Kardeşlemeyi yapmış. Görüyorsunuz. Şuradaki kardeşleme sayısını sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kardeş var şu an. Daha geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitkilerimiz bu kışın Ocak ayında toprağın altına yatırdığımız çelikler bunlar arkadaşlar. Bunlar yaklaşık kışı geçirdikten sonra havalar ısındığında çıkmaya başladılar. Tam bir dört dörtlük bir ekim yapamadık. Dolayısıyla bu bitmeyen yerlerde çelikler yukarıda kalan yerler. Toprağın altına girmemiş bölgeler. Ama ona rağmen bitkimiz araziyi kapattı. Eksik olan bölgelerde zaten çelikleme yapacağız, aşılama yapacağız. Şuradan boylanmayı görebiliyorsunuz. Hemen kendimi de göstereyim şuradan. Gördüğünüz gibi neredeyse benim boyumda arkadaşlar. 1.73 civarı boyum var. Bitkimiz neredeyse artık benim boyumda geçiyor. Bir hafta sonra 2 metreye gelir. Gördüğünüz gibi daha önceki videolarımızda arazi bu şekilde değildi. Bir hafta 10 gün içerisinde bitki hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Boyatmaya başladı. Gayet kardeşlemeler iyi. Boylanmalar iyi. Bunları hepinizin de bildiği gibi yanlamasına, uzunlamasına yatırdık toprağın altına. Ve bu şekilde bunlar kışı geçirdikten sonra bahar ayında çimlendiler. Ve bu şekilde çıktılar. Büyüyorlar şu an. Artık Haziran ayı içerisinde bahsediyoruz. Bu bitkiler çelik olacak arkadaşlar. Çelik verdikten sonra da zaten bunlar çeliklerden çoğalıyor. Çelik dediğimiz hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu kısım bir çelik. Şu kısım bir çelik. Şu an yaklaşık 3 tane çelik vermiş durumda. Bunlar olgunlaşınca bunlardan kesilip bunlar dikilecek. Çelikleme yapılacak bitkimiz. Görüyorsunuz bitkinin canlılığını, yeşilliğini. Sürekli kardeşleme yapıyor. Buradaki kardeşlemeyi de görebiliyorsunuz. Sürekli kardeşleme halinde. Artık toprak kurumuş. Bir daha yakında sulama yapılır arkadaşlar. Yine şuradaki bitkimizi görebiliyorsunuz kardeşlemeyi. Bitki kısa sürede arkadaşlar büyümeye başladı. Bir daha suyu aldıktan sonra 2 metreye de geçer. Yani bir hafta sonra 2 metreye geçmiş olur. Gayet bitkimiz sağlıklı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Aradaki eksik bölgelerde bu bitkilerden çelikleme yapıp o aralarda kapatacağız arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Bir hafta 10 gün önce çektiğim videoyla şu an aradaki farkı görebiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, bitki çok hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bunlara herhangi bir İlaç, ot zehri atmıyoruz arkadaşlar. Bu bitki oldukça parazitlere karşı dayanıklı. Yine gübre olarak da hayvan gübresi veriyorsunuz. İlk defa ekiyorsanız da kök geliştirici, bakteri tarzı, yine solucan gübresi gibi gübrelerden de faydalanabilirsiniz. Yine buradan arkadaşlar bir hafta 10 gün sonra çekmiş olduğum videoda muhtemelen içinde
kaybolur. Bir pozisyon alacağız. Bitkimiz çok hızlı büyüyor. Çok hızlı gelişim gösteriyor. Bu bitki en az yılda 3 defa biçim yapılıyor arkadaşlar. 2-2,5 metrede ideal biçim boyu. 2,5 metre. Çünkü protein ve enerji miktarının en yoğun olduğu dönem. Bitkinin protein ve vitamin değerleri, işte enerji değerleri bitkinin boyuyla alakalı arkadaşlar. Her santimetrede ki enerji değeri ve protein değeri farklı. O yüzden bu bitkinin sabit bir hani analiz değerleri sürekli soruluyor. Bu tür kaba yemlerin sabit bir analiz değeri olmaz arkadaşlar. Bitki büyüdükçe analiz değerleri değişir. Her santimetrede daha farklı bir analiz değeri çıkar. Ama buna rağmen şu an çalışmalarımız bununla ilgili olacak. Yine Türkiye'nin farklı bölgelerinde de ortalama bir analiz değeri bulunarak çalışma yapılacak. Bitkilerimiz gayet sağlıklı, yeşil. Görüyorsunuz kardeşlenmesini tamamlamış. Çok yakın zamanda da çelik vermeye başlayacak. Evet sevgili arkadaşlar, Haziran ayı içerisinde inşallah bu bitkiler çelik verince bir dağıtımımız olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, takipte kalın, sağlıkta kalın.